Hepinize iyi günler. Ben Emin Varol. Bugün sizlere bir bir videonun içindeki farklı formatlardaki videolardaki seslerin nasıl MP3'e çevrileceğini anlatacağım. Birçok video açıyoruz ve bunları bazen ses olarak almak istiyoruz. Ses de en güzel ses MP3'tür. YouTube'dan veya diğer mecralardan herhangi bir videoyu, sesi indirmemiz için lisans kurallarına uymamız gerekiyor. Adobe Audition programında bir videonun veya herhangi bir ses dosyası, videolardaki veya diğer formatlardaki içinde ses olan bir format nasıl MP3'e çevrilir onu anlatacağım. Videoya ters tıklayıp Adobe Audition ile açıyoruz. Adobe Audition bu ses dosyasını arayüzüne alıyor. Daha sonra buradan İstediğiniz şekilde, istediğiniz yeri kırpıp buradan del, delet diyerek buraları atabilirsiniz. İstemediğiniz her yeri. Bunda birçok işlem yapılabiliyor. Adobe Audition'a ses dosyamızı aldıktan sonra MP3 yapmayı hemen göstereceğim. Da File menüsünden Export File diyoruz ve Burada gördüğünüz gibi istediğiniz formatı seçebiliyorsunuz. Buradan isim belirliyoruz. Buradan nereye kaydedeceğimizi browse'dan seçiyoruz. Mesela belgelerime kaydetsin direkt. Biz C belgelerim döküment belgelerim demek. Format ne olsun diyor. İstediğiniz formatı buradan bakın bu kadar format seçebiliyor. Yani bunların hepsi farklı formatlar. MP3 de seçebiliyorsunuz. Biz MP3 zaten istiyoruz. Wow, çok kaliteli bir formattır. Biz MP3 yapacağız. Ve bunun MP3'ün nasıl olmasını istiyoruz MP3'ün default ayarda yapabiliriz MP3'ü. Buradan kalite ayarları verebiliyoruz. Seçenekleri var. Kalite seçenekleri. Yani 48.000 Hz çok kalitelidir. Ama 44.000 bizim için yeterli. 48.000 Hz'e bile gerek yok. Şu 44.000 Hz zaten default ayarda. 44.100 olarak gösteriyor. Hafızaya aldığımız, arayüze aldığımız müzikle alakalı olabilir. Yani default ayar bizim için gayet başarılı. Sadece burada yapmamız gereken bir ayar var. Şu altta gördüğünüz gibi format setting yazan yerde şuradan seçimini yapıyoruz. Burada 256 kilobayt saniye diyor yani 256 kilobayt saniye bu önemli. Bunu normalde 128 olarak yıllardır kullanıyor ama 256 mesela 320 kilobayt saniye. Bunlar 320 mesela çok yüksek bir kalite. 256 gayet yeterli. Ben 256 olarak MP3'leri kaydediyorum. Gördüğünüz gibi burayı ise 256 kilobayt saniye yaparsak gayet başarılı bir mp3 olacaktır. Tabi bunu arttırdıkça göreceksiniz 320'de bakın 4.6 megabayt oldu. 256'da 3.25 tabi megabaytlar da yükselecek. Artık zaten hafıza sorunu da yaşamıyoruz. Telefonlarımız, bilgisayarlarımız, ellerimizin hafızası gayet yüksek. Buradan 1-2 megabaytlar bizim için önemli değil. Buradan seçimizi yaptık. 256 kilobet saniyeyi kesinlikle seçin. Burayı default ayar yapabilirsiniz. İkinciyi burayı default yapabilirsiniz. Burayı 256 kilobet saniye. Buradan mp3 seçiyoruz. Buradan nereye kaydedileceğini seçiyoruz. Buradan ismini veriyoruz. Ve OK dediğimizde buraya da yes diyoruz. Şimdi belgelerimize gidelim. Paydat müziği artık mp3 olarak geldi. Bakın burada. Bunu artık çalabiliriz. Gayet başarılı. Adobe Audition dışında farklı programlarla da siz sesleri düzenleyebilirsiniz. Adobe Audition profesyonel, çok daha farklı ayarları, efektleri ve çeşitli işlemleri yapabileceğiniz bir program. Adobe Audition'ı kullanmanızı öneririm, öğrenmenizi öneririm. Adobe'nin programları video ve ses için çok başarılı. Sorularınızı yorumlarda cevaplamaya çalışırım. Hepinize iyi günler.